Suriyeli mülteci krizi büyüyor. Şehirlerde yaşayan Suriyeli mülteci sayısı kamplarda kalan mültecilerin iki katını aştı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu süreci idare etmenin zorlaştığını kabul etti. Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteci sayısı kamplardakilerin iki katını aştı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu konuyu uluslararası platformlara taşıdık dedi. Uluslararası toplumu harekete geçirmek için büyük bir kampanya başlattık. Kastettiğimiz şey bu psikolojik eşiğin artmasıyla birlikte ortaya çıkan tabloyu idare etmenin güçlüklerini ortaya koymak. Bulgaristan Dışişleri Bakanı Christian Wiggin'le Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya gelen Davutoğlu, kamplardaki Suriyeli mülteci sayısının 100 bini aşmasının zorlukları beraberinde getirdiğini söyledi. Yani 100 bin kişiyi kamplarda accommodate edebilirsiniz, kamplarda ağırlayabilirsiniz. Ama bu sayı yüz binlerle ifade edilir hale geldiğinde artık kamplarla idare edilmenin ötesine geçer. 100 bin sayısından sonra şehirlerimizde kamplar dışında bulunanların sayısı süratle arttı. O zaman 100 bin civarındaki rakam olduğu günlerde şehirlerimizde çok daha az sayıda Suriyeli kardeşimiz vardı. Şimdi ise şehirlerdekiler neredeyse kamptakilerin iki mislini aşar hale geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı geçen hafta Türkiye'deki Suriyeli mülteci sayısını 600 bin olarak açıklamış, bunların 400 binden fazlasının mülteci kampları dışında yaşadığını belirtmişti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye konusunda kırmızı çizgi ifadesini kullanmadığını söyledi. Ben hiçbir konuda şimdiye kadar kırmızı çizgi ifadesini kullanmadım. Suriye'de 100 bin aşkın insan öldü, 200 bin aşkın insan kayıp, bütün şehirler yerle bir edildi, bütün kırmızı çizgiler aşıldı. Davutoğlu, Türkiye'nin Çin'den almayı planladığı füze sistemi için diğer şirketler daha iyi teklif verirse onlarla anlaşırız ifadesini kullandı.